Evet özellikle izleyicileri selamlamak istiyorum. Evrensel Bildirgenin kabul edilişinin 72. yıl dönümü İnsan hakları haftasındayız. Türkiye'nin son 10 yıllık insan hakları görünümü hakkında çok şey söylenebilir. İnişçi çıkışlı bir süreç ve şu anda bu sürecin en kötü halini yaşıyoruz. 10 yıl önceye gittiğimiz zaman Türkiye'de yine bir anayasa değişikliği gerçekleşmişti. Fakat sonradan daha iyi anlaşıldı ki bu anayasa değişikliği esasen siyasi iktidarın yargı üzerindeki vesayetini pekiştirmek üzere ve özellikle yargı içerisindeki Fethullah Gülen örgütlenmesinin yargı yoluyla baskı uygulamasını gerçekleştirmek için Kullanıldığı anlaşıldı ve bu tabii ki Türkiye'de neredeyse son 10 yıllık gelişmeleri önemli ölçüde belirledi. Tabii bir diğer nokta şu: şimdi Türkiye gibi ülkelerde onar yıllık değerlendirme yaparken rejimin karakterini göz önüne almamız gerekir. Türkiye bir ulus devlet. Türk etnisitesine dayalı ve Sünni Müslümanlığın devletleşmiş halini benimseyen bir ulus devlet. Anayasasında her ne kadar sosyal hukuk devleti ve layık devlet olduğu yazsa da Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle ve yine devlet destekli tarikatlar ve cemaatler eliyle aslında bir devlet dinini bir hayata geçiren bir rejime sahip ama bu devlet dininin bir özelliği de işte Türkçü olması, İslamcı olması yani milliyetçi bir yanı da var. Bu tabii ki Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Niye? Çünkü Fethullah Gülen örgütlenmesinin devlet içerisindeki ulaştığı boyut, darbe teşebbüsü, bunun bahane edilerek Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü hal ve daha bir dizi aslında hak ihlalini sıralayabiliriz. E, tabii e, bu ulus devletin en bariz karakteri e, özellikle Türk etnisitesine dayandığı için e, farklı etnik grupları kabul etmemesi. Bu da işte Kürt sorunu de, dediğimiz o devasa e, sorunun e, oluşmasına sebep oldu. Ve e, Türkiye'deki siyasal iktidarlar e, hep iktidara gelirken e, işte, Kürt sorunu vardır ve Kürt sorunu e, kabul ediyoruz diyerek iktidara geldiler. 19 yıl önceye gidersek AK Parti de aynı şekilde iktidara gelmişti. Gerçek anlamda reform vaat etmişti. Fakat bu sözünü tutmadı ve özellikle iktidara geldikten sonra devlet içindeki farklı gruplarla uzlaşma yolunu seçti ki bunların başında da yine Gülen, o dönemki ismiyle Gülen cemaati geliyordu. Ve 2010 yılındaki anayasa değişikliğini gerçekleştirdi. Ama bir yandan da Kürt meselesinde Silahlı çatışmalar devam ediyordu e, e, ve 2011 yılıyla birlikte esasen baktığımızda işte bir Roboski katliamı ortaya çıktı. E, ki Roboski katliamı e, e, sivillerin bilerek ve isteyerek aslında katledildiği bir katliamdı ki 90'lı yıllarda yine 93'te Şırnak'ın köylerinin bombalanması gibi bir süreçti bu aslında. Fakat burada şöyle bir özellik karşımıza çıktı. Bir türlü sorumlular hakkında dava açılamadı ki hala biliyorsunuz. Roboski'ye adalet talebimiz devam ediyor. Tabii silahlı çatışmalar derinleşti ama bir çözümsüzlük söz konusu olduğu için iktidar yeniden Kürt meselesinde çözüm arayışlarına girdi ve 2012'nin sonu 2013'ün başı ile birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başladı. Ama bir yandan da Türkiye'deki halkların demokrasi talebi vardı, özgürlük talebi vardı. İstanbul Gezi Parkı biliyorsunuz ortadan kaldırılmak istenmişti. Onun yerine bir AVM yapılmak istenmişti. İstanbul'da başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan Yanılmıyorsam 78 e, ilde gerçekleşen yaygın protesto gösterileri gerçekleşti ve siyasi iktidar bunu da kendine yönelik bir kalkışma olarak algıladı. Halbuki e, bu gösteriyi yapan e, halk sadece demokrasi istiyordu, sadece özgürlük istiyordu, çevreye duyarlılık istiyordu, başka bir şey istemiyordu. Bir e, e, bu anlamda e, e, iktidarın anlam, anladığı anlamda bir kalkışma değil tam tersi bir öz bir demokrasi isyanıydı. böyle anlaşılması gerekiyordu bunu anlamadı Kürt meselesinde tabi süreç devam etti 2014'te Suriye'deki gelişmeler yani Suriye'deki Kürtlerin statü taleplerinin etekemeye bürünme istekleri iyice açığa çıkınca Türkiye oradaki Kürtlere yardım etmek yerine Hasmane bir tutum geliştirmeye başladı ve işte Türkiye'de biliyorsunuz o yaygın Kobani protestoları gerçekleşti. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi, yaralandı. Daha sonra Türkiye Kobani'ye yardım etmek zorunda kaldı, kendi topraklarını açtı. Fakat 2015 şey geldiğimizde yine bu süreci değerlendiremedi. Bu sefer seçimlerin etkisiyle rekabetiyle farklı bir süreç gelişti Türkiye'de. Ama 2015'te bir başka olay daha oldu. 28 Şubat 2015 günü Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı 10 maddelik aslında bir demokratikleşme metni yani bir deklarasyon metni ilk defa devlet temsilcisi, hükümet temsilcisi, siyasi parti temsilcileri huzurunda canlı yayında televizyonlarda okundu. Bu Kürt meselesinin geldiği aşama itibariyle tarihsel bir andı, ama maalesef Türkiye siyaseti bunu değerlendiremedi. Türkiye devletinin klasik kurumları yani emniyet, istihbarat, askeriye gibi dışişleri ve yargı bürokrasisi gibi bu tarihsel fırsatı değerlendiremediler ve maalesef seçimlerin de etkisiyle yani AK Parti'nin çoğunluğunu kaybetmesi ve HDP ile işbirliğine yanaşmaması nedeniyle süreç bozuldu ve Türkiye halen devam eden çok sert geçen orta büyük savaş bilançosu dediğimiz bir bilançoya sebep olan yaygın bir silahlı çatışma halini sürüyor. Bu işte insan haklarına etkisi çok kötü, çok korkunç. Çok ciddi sayıda yaşam hakkı ihlali var. İşkence ve kötü muamele iddiaları çok fazla. İfade özgürlüğü neredeyse en rahat seviyesine indirilmiş durumda. Toplanma ve gösteri hakkı birçok yerde yasak ve fiilen yaptırılmıyor. Daha birçok şey tabii ki sıralayabiliriz. Hele hapishanelerde siyasi mahpusların durumu iyi değil. Onlar sağlığı verilmiyor ve çok ciddi anlamda hasta mahpus maalesef yaşamını yitirmeye devam ediyor. Ve hapishanelerden tabii ki işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili de yaygın şikayetler geliyor. 2016'ya geldiğimizde işte bu Kürt sorunundaki silahlı çatışma halinin devlet içerisinde sonuçlarından bir tanesi devlet içindeki grupların birbirleriyle çekişmesini görüyoruz. Ve işte Fethullah Gülen örgütünün bir darbe teşebbüsü ortamına sürüklenmesi ve hırsız bir darbe teşebbüsü süreci ardından bunun bahane edilerek olağanüstü hal ilan edilmesi. Aslında olağanüstü hal ilan edilmesinin esas sebebinin Türkiye'de devam eden silahlı çatışmalar olduğu sonucu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü devlet içinde bir grubu tasfiye etmek istersiniz. Bunun için olağanüstü hale gerek yok. Bazı kanunlar çıkarırsınız ve istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bu yapılmadı. Tam tersi oldu. Özellikle Kürt kültür kurumları, Kürt dernekleri, kadın dernekleri müzik dernekleri, folklor dernekleri kapatıldı. Devlet içerisinde sadece Fetullah Gülen örgütüne mensup olduğu iddia edilen insanlar değil. Kürtler, Aleviler, aslında sosyalistler tasfiye edildi. Biliyorsunuz 135 bin civarında kamu görevlisinin işine son verildi. Bunun tahminimize göre 10 bin civarında olanının özellikle iktidara muhalif, Kürt ve sol camiadan, Alevilerden teşekkül ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir süreç yaşandı. Tabii ki olağanüstü halde haklar askıya alındığı için gözaltı süresi önce 30 gün, daha sonra 14 güne indirildi. Ve bu süreç içerisinde çok ciddi hak ihlalleri gerçekleşti. Bununla ilgili bazı raporlarımız var. Hani bunlara bakılabilir. 2016 böyle geçti. 2017 çok daha ilginç bir durumla karşılaştık. Mevcut iktidar yani AK Parti iktidarı ve onu destekleyen MHP iktidarı ki artık çok rahatlıkla AK Parti ve MHP koalisyonu diyoruz bu koalisyonu ve yanlarına aldıkları çeşitli e, e, yapılar, e, yapılanmalar e, bunları belirtebiliriz. E, şimdilik isim vermeye gerek yok. E, ulusalcılar deniyor, ulusolcular deniyor. Farklı farklı isimler kullanılıyor. Hepsinin ortak noktası e, Kürt sorununda şiddete dayalı güvenlikçi politikaları savunuyor olmaları. E, demin ifade ettiğim o e, ulus devletin ideolojisini savunuyor olmaları. ısrarla ve inatla bu iddiatçı ideolojiyi savunan bir koalisyon var karşımızda. İşte 2017'de bu koalisyon öyle bir şey yaptı ki işte bu resmi ideolojiyi neredeyse sonsuza kadar yaşatacak bir anayasa modeli geliştirdi kendince ve buna da işte cumhurbaşkanlığı hükümet modeli dediler. Yani Türk tipi başkanlık modeli. Tamamen otoriter, tamamen tek kişi yönetimine dayalı. E, bu konuda Türkiye'deki siyasi muhalefet e, çok iyi bir sınav verdiği kanaatinde değilim. Evet siyasi muhalefet, toplumsal muhalefet bir araya geldi. Referandum kampanyalarında hayır örgütlediler. E, fakat referandum günü e, hayır çıkmasına rağmen e, kitleyi sokağa taşıyacak e, ve bu kitleyi sokakta e, e, tutacak bir pratik sergilemedikleri için mevcut siyasi iktidar YSK eliyle istediğini yaptırdı ve hayır çıkan sonuçları evete döndürdü. Aslında bu bir darbe edildi. İleride bunlar bu şekilde anılacaktır diye düşünüyorum ve çok kötü bir şey oldu. Her şeye rağmen asgari parlamenter demokratik sistemi yaşatmaya çalışan Türkiye'nin parlamenter sistem'e dayalı rejimi değiştirildi. Yani otoriter başkanlık modeline geçildi. bakın ve olağanüstü hal koşullarında yapıldı bu. Yani biz 82 Anayasasından kurtulalım derken, şu anda çok daha kötü bir anayasayla yönetilen bir noktaya geldik ve 2017 böyle geçti. 2018'de olağanüstü hal kaldırıldı ama olağanüstü hali 3 yılına uzatan 7145 sayılı kanun yürürlüğe kondu ve biz halen aslında şu anda uzatılmış bir olağanüstü hal rejimiyle karşı karşıyayız. Tabii 2018'de başka şeyler de oldu. İşte Türkiye'nin 2016'da Cerablus'a girmesinden sonra 2018'de birlikte önce Afrin 2019'da da kuzeydoğu Suriye'ye girmesiyle Türkiye aslında e, askeri varlığını şu anda Suriye topraklarının önemli bir kısmında muhafaza ediyor. E, e, ve orada çok ciddi anlamda silahlı çatışmalar yaşanıyor. Keza e, 2020'de de e, Irak'ın e, kuzeyinde e, e, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin e, e, topraklarında Türkiye sınır hattında yaklaşık 15 kilometrelik bir hat boyunca şu anda orada askeri bir varlık var ve bu nedenle silahlı çatışmalar devam ediyor. Yani Türkiye bir yandan da yayılmacı bir dış politika izledi. Ki bu yayılmacılık kendini Libya'da gösterdi. Bu yayılmacılık kendisini Doğu Akdeniz'de gösteriyor. Bu yayılmacılık kendisini şu anda Azerbaycan'da Dağlık Karabağ bölgesinde de gösteriyor. Aslında bu daha daha sıralayabiliriz ama konumuz bu değil. Yani insan haklarında iyileştirme vaadiyle iktidara gelen bir siyasi partinin Devlete, devletin o klasik rejimini savunan kesimine teslim olması ve o rejimi yaşatmak için çok kötü bir dönüşümüne sahne olduk bu 10 yıl içerisinde. Yani dolayısıyla artık AK Parti, AK Parti olmaktan çıkmış durumda. Zaten kendisinden ayrılanların kurduğu farklı iki parti var. Belki daha fazla parti de kurulabilir. Böylesi bir süreç yaşadık. 2020'ye geldiğimizde de pandeminin etkisiyle daha da otoriterleşmiş bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Yani salgınla mücadele yerine algı yönetimine dayalı, kitleleri baskı gücüyle idare etmeye çalışan, gerçekleri manipüle eden ki sadece salgınla ilgili gerçekleri değil, enflasyonla ilgili gerçekleri, büyümeyle ilgili gerçekleri, işsizlik rakamları ile ilgili gerçekleri sürekli manipüle eden bir bir iktidar durumuyla karşı karşıyayız ve bunun ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal sonuçları tabii ki Türkiye için çok çok ağır olacaktır. Şimdi gelinen aşamada bir sıkışmışlık hali var. Çünkü 2015'ten beri uygulanan güvenlik politikaları istenildiği noktaya gelinemedi, çatışmalar bitmedi, halen devam ediyor. Bunun ekonomiye çok ciddi anlamda maliyetleri var. E, e, uluslararası alanda Türkiye'ye tanınan e, süre ve hoşgörü e, neredeyse e, bitmek üzere. Avrupa Birliği artık. Türkiye'nin demokratikleşme konusunda adım atmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğinin çok ciddi anlamda etkileri olacağı kanaatindeyim. Orada da daha fazla demokrasi ve insan hakları konuşulacaktır diye düşünüyorum. İşte bütün bu sıkışmışlık halinde iktidar şimdi yeniden reform söylemine, yeniden insan hakları ve yargı alanında adım atacağı tayininde bulunuyor ama hala somut bir şey görmüş değiliz. Bakın 2020 yılı bitmek üzere hala ee, iktidar e, insan hakları haftasına yeni insan hakları eylem planını ve e, yargıda vaat ettiği daha somut gelişmeleri açıklayabilirdi. Bunu bile e, açıklayamıyor. Yani sürekli konjüktürel davranıyor. Sürekli çıkarcı e, davranıyor. Hatta kendi içerisinde e, reform e, yanlısı olan kişilerin e, uğradığı muameleler nedeniyle e, e, bu kişilerin e, ki Sayın Bülent Arınç kastediyorum istifa etmesi durumunu yaşıyor. Yani geldiğimiz süreçte Türkiye'nin 10 yıllık serüvenine baktığımızda 10 yıl önce insan hakları karnesi daha iyiydi. 10 yıl sonraya baktığımızda rejimi değişmiş. Daha otoriter bir anayasası var, daha otoriter bir yönetimi var ve uzatılmış bir OHAL rejimiyle karşı karşıyayız. Fakat bu 10 yıllık süreçte tabii şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal muhalefeti büyüdü bakın. Yani evet iktidar bunları yaptı ama e, e, Türkiye'nin e, e, bu anlamda e, özellikle e, e, siyasi muhalefetinin ve toplumsal muhalefetinin 2019 yerel seçim e, zaferi e, birçok şey hatırlatıyor bize. Ve şu anda e, Türkiye'de yapılması gereken şeyin e, birkaç e, başlıkta ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi siyasi muhalefetin ve toplumsal muhalefetin demokrasi ortak paydasında bir araya gelerek bu iktidarı erken seçim yapmaya mecbur edecek bir mücadele hattı örmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu sürekli ifade ediyorum. Bir diğeri ise çatışmanın ve savaşın olduğu yerde demokrasi mücadelesi verilmesi çok zordur. Dolayısıyla öncelik akan kanın durmasıdır. Yani Türkiye'nin yeni bir barış sürecinin inşa edilmesine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla barış hakkını daha güçlü bir şekilde savunmak gerekir. Bu anlamda da silahlı çatışmaların durması ve Kürt sorununda yeniden çözüm arayışlarına girilmesi noktasında adım atılması gerekiyor. Bunun başlangıç yolunda yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir yeniden devreye konan İmralı tecridinin kaldırılması ve Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının yasal haklarının e kullanılmasıyla başlayabileceğini. E infaz kanunundaki ayrımcılığın sona erdirilerek siyasi mahpusların bir an önce tahliye edilmesi noktasında ortaya bir net tutum konması gerektiğini ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala kararlarının uygulanması noktasında daha güçlü bir muhalefet pratiğinin sergilenmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani geldiğimiz süreçte durum daha kötü ama umudumuz daha büyük. Çünkü biz e, insan hakları ve demokrasiden yana e, toplum kesimleri e, daha e, büyük bir çoğunluğu oluşturuyoruz. Yapmamız gereken şeyin e, iktidarı e, bu konuda ikna edecek yol ve yöntemler bulmak olduğunu söyleyebilirim. Ya tabii e, yoğun başvurular e, alıyoruz e, ve bu başvuruların e, çözülmesi noktasında e, siyasi iktidar devlet kurumlarıyla kamu idaresiyle sürekli iletişim halindeyiz bazen espri yapıyorum. Yani bir devlet dairesi gibi olmuşuz neredeyse. Çünkü sürekli her gün hapishaneleri başta olmak üzere çok sayıda başvuru alıyoruz ve bu başvuruları takip ediyoruz. Şikayet mekanizmalarını harekete geçirmeye çalışıyoruz. İşte örneğin 10 yıl önce devlet içinde kurulan şikayet mekanizmaları daha etkiliydi. Ama 10 sene sonraya baktığımızda yeni kurulan bir sürü yeni şikayet mekanizması var. Fakat bu şikayet mekanizmaları etkili değil. Çünkü iktidar yanlısı bir anlayışla kuruldular. Yani Birleşmiş Milletler Paris prensiplerine göre tarafsız, bağımsız ve özerk olması gereken bu şikayet mekanizmaları iktidarın kontrolü altında kuruldu ve o nedenle görevlerini yapamıyorlar. Hatta öyle ki Meclis İnsan Hakları Komisyonu 10 yıl önce daha iyi çalışıyordu. Şimdi iktidarın birçok ihlal yaratan uygulamalarına sessiz kalıyor. Geçiştirme siyaseti izliyor. Yani bu anlamda biz daha fazla başvuruyoruz, sürekli adalet arıyoruz ve sonuç almaya çalışıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Çünkü adalet mekanizması da iktidarın daha fazla kontrolü altına girmiş durumda. Hele Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açılmasından sonra artık doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidemiyorsunuz. Önce Anayasa Mahkemesi'ne gitmeniz gerekir. Anayasa Mahkemesi birçok netameli konuda dosyaları bekletiyor zamana yayıyor ve o dosyalar sonuçlanmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilemediği için de e, Türkiye ciddi anlamda zaman kazanıyor aslında. E, e, yani bu bireysel e, başvuru yolunun böyle bir handikapı oldu ve bu Türkiye bunu şu anda yaşıyor. E, e, kaldı ki e, e, Ahim'in Demirtaş ve Kavala kararlarına uyulmaması zaten Türkiye'deki yargı pratiğinin ne kadar kötü bir noktaya geldiğini gösteriyor. Yani iktidarın tamamen kontrolü altında olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da adalet arama noktasında çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu hani belirtmek gerekiyor. İktidar sürekli bazı yeni soruşturmalarla, yeni davalarla ahim kararlarının etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyor ama artık buna kimse inanmıyor. Hani bunu açıkçası belirtmek gerekiyor. Sayılara çok fazla takılmamak gerekir. Niçin? Şimdi 10 yıl önce o hal yoktu. ...o hale dayanan yasaklar yoktu. Daha fazla insan örneğin gösteri yapıyordu. Daha fazla insan bu gösterilerde müdahale ile karşılaşıyordu. Daha fazla insana dava açılıyordu. Şimdi 10 yıl sonra şimdi her yerde gösteri yapmak yasak. Bu yasağa rağmen sokağa çıkabilen insanlara yapılan müdahaleler... ...ve bu müdahaleler sonucu hak arama yolları noktasında yeni sayılar var. Ve bu sayılar bazen düşük olabilir... Fakat bu insanları aldatmamalı çünkü her dönemi yani her yılı kendi rejimiyle değerlendirmek gerekir. Yani 10 yıl önce Türkiye'nin rejimi böyle değildi. Şimdi değişti. Yani dolayısıyla bazen insan hakları derneğinin olsun başka insan hakları kuruluşlarının veya Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerini karşılaştırdığımızda sakın bu yanılgıya kapılmamamız gerekiyor. Çünkü gösterinin yasak olduğu bir yerde gösteri hakkı ihlallerindeki rakamlar düşüş düşmüşse zaten başka bir şey anlatılıyor burada aslında. ifade özgürlüğü konusu. Şu anda insanlar zaten konuşmaya korktuğu için, zaten yazmaya korktuğu için, zaten sosyal medya paylaşımında bulunmaya korktuğu için zaten ciddi bir korku iklimine karşı karşıyalar. Yani bazı rakamları bu şekilde aslında ele almak gerekir ama işkence ve kötü muamele noktasındaki şikayetlerde maalesef azalma yok. Tam tersi Zorla kaçırma vakaları yaşanıyor, hapishanelerdeki ihlal sayıları giderek artıyor çünkü hapishanelerdeki insan sayısı sürekli artıyor bakın, daha çok insana dava açılıyor yani neredeyse kesintisiz gözaltı ve tutuklama operasyonları yapılıyor. Hatta bazı kentlerde operasyon yapacak insan bulamıyorlar, bazı insanlara tekrar tekrar aynı bahanelerle veya farklı bahanelerle aynı operasyonları gerçekleştiriyorlar. Yani tam bir sıkı yönetim mantığı. Hani doldur boşalt mantığı. Her zaman baskıyı eksik etme mantığı. Sürekli devletin gücünü ve baskısını ensesinde hissettir mantığı. Şimdi bu son 2016'dan bu yana devlete egemen olan bu güvenlikçi anlayışın mantığı bu. Şimdi böyle olunca da bazı rakamlar yüksek çıkıyor, bazı rakamlar düşük çıkıyor ama bunların kendi dönemine göre değerlendirmek gerekir. Bütün bunlara rağmen bakın İnsan Hakları Derneği olarak biz gerek Türkiye içindeki şikayet mekanizmaları, gerekse Avrupa Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler'in şikayet mekanizmalarını, sözleşme mekanizmalarını sonuna kadar devreye koymaya çalışıyoruz. Hak aramayı, adalet aramayı ulusal ve uluslararası alanda sürdürmeye çalışıyoruz ve bu konudaki etkinliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Tabi dönem dönem bazı Diyaloglar açık olduğu için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İşte Adalet Bakanı Sayın Gül ile dönem dönem veya yine Bakanlık bürokratlarıyla, farklı kurumların bürokratlarıyla görüşüyoruz. Bu görüşmelerde bütün bu ihlallerin raporları sunuluyor, anlatılıyor. Fakat bu yeni sistem, yani bu yeni rejim, yani tek kişi yönetimine dayalı bu yeni anayasa modeli, başkanlık modeli, kamu kurumlarının etkinliğini de azaltmış durumda. Yani bakanlıklar artık 10 yıl önceye göre güçlü değil. Daha zayıf durumdalar. Çünkü son kararı artık bakanlıklar vermiyor. Eskiden bir bakanın e, inisiyatifi vardı. E, e, kendi müsteşarı vardı, kendi ekibi vardı. Şimdi yok. Şimdi bakanı da Cumhurbaşkanı atamasını yapıyor. Bakanın hiç haberinin olmadığı kişiler bakan yardımcısı olarak atanıyor bak. Yani siz bir kuruluşun başında bir bakansınız. Bir bakıyorsunuz yarın yanınıza 3 kişi daha bakan yardımcısı olarak atanmış. Bir bakıyorsunuz üst düzey bürokratlarınızın tamamı atanmış, sizin haberiniz yok. Yani bu yeni sistem Türkiye'deki klasik e, e, devlet işleyişi sistemine tamamen ters. E, çünkü e, bir bakanlığın e, liyakata göre, e, kariyer ilkelerine göre çalışabilmesi için bakanlığın başındaki kişinin e, birçok işlemden haberinin olması gerekir. Bu nedenle bir büyük bir zaaf söz konusu Türkiye'de. Kaldı ki yasama süreçlerine katılım konusunda sivil toplum dışlanmış durumda. Bakanlıklar eliyle yasama süreçlerine katılmayı denemek istiyoruz ama bakanlıkların etki gücü zaten zayıflamış. Bu açıdan da ciddi bir zaaf yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığının oluşturduğu politika kurulları ise aslında bu boşluğu oluşturmak için kurulduğu iddia edilmişti. Ama bu politika kurullarının Görüş alışverişinde bulunduğu e, sivil alandaki örgütlenmelere baktığımızda genellikle iktidar yanlısı örgütlenmeler olduğunu görüyoruz. Halbuki e, e, iktidar tam tersi muhalif olan kendisini eleştiren e, sivil örgütlerden alacağı görüşlerle ancak kendini düzeltebilir. Yani bu yeni sistemin Türkiye'ye çok ciddi anlamda zarar e, verdiğini ve bu mutlaka bu yeni sistemden Türkiye'nin e, kurtulması gerektiğini özellikle bir insan hakları savunucusu ve insan hakları dermi'nin 13 yıldır genel başkanlığını yapan birisi olarak belirtiyorum. Çünkü 2008'den beri çok yakın çalışıyorum ve devleti ve kamu idaresini, siyasi iktidarları çok yakından izliyorum. Bu yeni sistemin hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye'ye hiçbir faydası yok. O nedenle siyasi muhalefetin ve toplumsal muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter rejim rejime dayalı yeni anayasa önerisinin çok güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ya tabii bu yılki haftada biz özellikle Covid-19 pandemisi koşullarında ve yine uzatılmış OHAL rejiminde insan haklarını savunmanın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sevgili İyonlu Hoca'nın bir makalesi basında çıktı bilgisizliğe karşı insan haklarının öğrenilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor anlatıyor ve sürü bağışıklığı denen yöntemin sağlık hakkı ihlali, yaşam hakkı ihlali olduğunun altını çiziyor. Ve yine COVID tedbirlerine uymamanın da aslında insan haklarını tehdit ettiğini belirtiyor. Yani bizler insan haklarını öğreneceğiz, savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizi koruyacak olan en önemli şeyin insan hakları değerlerini ve insan haklarının korunması olduğunu, hayata geçirilmesi olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu hafta vesilesiyle benim ifade edeceğim şey iktidar reform yapmak istiyorsa Türkiye'deki temel sorunlarla yüzleşmeli. Yani Kürt meselesini kabul etmeli. Yeni bir çatışma çözüm sürecinin başlamasına imkan tanımalı. Siyasi mahpusları hapisten tahliyesinin yolunu açmalı. Muhalif örgütler üzerindeki baskıyı tamamen sona erdirmeli ve gerçekten Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olacaksa Kopenhag siyasi kriterlerine geri dönüp bu ne olduğu belli olmayan Ankara kriterlerinden vazgeçmeli ama her şeyden de önemlisi artık Türkiye'deki siyasi muhalefetin siyasi partilerin ve toplumsal muhalefet örgütlerinin demokrasi ortak paydasında bir araya gelip demokrasi ve insan hakları mücadelesini daha güçlü bir şekilde birlikte vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.